Sen bu çiftliğin kapılarını ilk kez Alatürk'e YouTube kanalını açtın. Aynen. Senin bu çiftliğinde Türkiye demiyorum, tüm dünyanın çok net bildiği bir köpek var. Vurgun. Dünya starı Vurgun. Tek tutuş usta. Dünya starı Vurgun'un yanına doğru ilerliyoruz. Ve karşımızda canlı kanlı Vurgun. Türkiye şampiyonu, kupalı Vurgun, dünya starı. Bunun boynuna asacağız Vurgun'un. Evet. Ve gururla taşıyacak onu. Şampiyon Vurgun geliyor sevgili izleyiciler. Soyları öğreniyorum da kafamda biraz karışıyor aslında. Şimdi ben şöyle söyleyeyim önce. Samtor, Sultan, Zarife, Aloş, babaları Turbo, anneleri Samtor, Altın Dişi, annesi, bunların annesiyle yine aynı. Bunun da babası Efe. Kafamda tutmuş oğlum. Doğru. Anladım. Yok abi. Anladım. Şimdi Samtor kafamı ayrıca karıştırıyor. Samsun'a Toros'a gidiyor kafam. Toros ve Samsun'un torunu olan Samtor dişiden, Junior Samtor, Sultan, Zarife, babaları Turbo, Cemal Dener'in o da Toros torunu, Aloş'un kızından çıkma Turbo. Oradan çıkma o da Toros torunu. Tekrardan aynı dişiyi, Toros torunu birbirine vurduk. Tekrardan Samtor dişiyi yine Toros torunu olan Efe'ye çektik. Altın dişiyi elde ettik. Kafamda tutmuş oğlum. Evet. Abi ben yanlış anlamadım. Sen Yaşar ve Muhammed'i 12 saatlik vardiyalar halinde burada köpeklerin başında geliyorlar. 12 saat burada oturuyorlar. Aynen sandalyede oturuyorlar. Sabaha kadar bekliyorlar. Yemin ediyorum hayatımda şu an en şaşırdığım şeylerden birisi oldu. Muhammed geliyor burada sevgili izleyiciler. 12 saat günlük. Ya Muhammed burada ya Yaşar burada. Hani Cooper'ın yeri aslında sen buraya Vurgun'u koyacakmışsın abi. Havuzlu yere bu şeyi Cooper'ı koymuşsun abi. Havuzlu yer Vurgun. Biz takım elbiseyle dursun istiyoruz. Üstü başı pis olmasın. Yani biz çamurun onu, içine Vurgun'u. Biz onu öyle çamurun içine bağlarsak derler ki ya bak hele iti şeye bağlamışlar. Değil mi abi? Vurgun'un düştüğü hale bak. Yani. Değerli arkadaşlar, herkese yepyeni bir Alatürk'e videosundan selamlar. Bugün yine efsane bir yerdeyiz. Mersin'deyiz. Toroslar'da Toros Samsun Köpek Çiftliği'ndeyiz. Evet. Yanımızda da çok değerli bir isim var. Hoş geldiniz. Kürşat Ayhan var yanımızda. Sağ olun, hoş Kürşat geldin. Abi seni bir tanıyabilir miyiz? Evet, adım Kürşat Ayhan. İnşaat sektörüyle uğraşıyorum. Çeşitli iş kolları var. Hayvancılık yapıyorum. Küçük baş hayvan var. Aynı zamanda hobi olarak köpek besliyorum. Bu şekilde hayatımızı istirham ediyoruz. Türk çoban köpeklerine burada ilgi duyuyorsun. Çiftliğin bunlardan oluşuyor. Aynen. Ayrıca abi ben özellikle videonun başındayken sana bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Sen bu çiftliğin kapılarını ilk kez Alatürk'e YouTube kanalını açtın. Aynen öyle. Ve senin bu çiftliğinde Türkiye demiyorum, tüm dünyanın çok net bildiği bir köpek var. Dünya starı. Dünya starı Vurgun. Aynen. Senin çiftliğinde. Aynen doğru. Şu an Vurgun'un sahibi sensin. Ortağız. Ortaksınız. Erzincanlı bir arkadaşımızdan beraber. Oğuzhan Karaman diye. Onunla birlikte ortak aldık. Köpek benim çiftliğimde. Üretim yapıyoruz. Bazen oraya gider, bazen buraya gelir. Ama bir yıldır geldi geleli burada. 4-5 eşleme yaptık. Yavruları var, torunları var, kızları var, oğulları var. Aynı zamanlarda dünyaca ünlü Toros RGS denilen köpeklerin torunları var, kızları. Onlara eş ederek onlardan yavru alıyoruz. Seviyoruz. Güzel köpekler, kaliteli köpekler, saf köpekler. Yani ırkları oynanmamış kaliteli köpekler. Hep birlikte bakıp göreceğiz inşallah. Sevgili izleyiciler, gerçekten şu bahçedeki köpekler gördüğünüz zaman sizi de büyüleyecek. Çünkü zaten Vurgun çok özel bir soy Türkiye'de. Evet. Vurgun çok özel bir köpek. Ve senin daha önce hiç kimseye göstermediğin Vurgun'un yavrularını da ilk kez burada göreceğiz. Vurgun'un torunları. Junior Vurgun'un oğlu. Junior Vurgun'un oğulları. Vurgun gibi fotokopi üretim. Vurgun'un bakacağız hep birlikte abi, göreceğiz inşallah. İzleyicilerimizi daha fazla heyecanlandırmadan hemen Vurgun'un yanına geçelim. Buyurun, mi? Bakalım. Vurgun'un kızı anne Aksaraylı Çakır. Baba Vurgun. Babası direkt Vurgun. Direkt Vurgun. Vurgun'un birinci evet, kızı. Uşaktan kızı. Evet, öz kızı. Aksaraylı Çakır anne. Anne, baba da Vurgun. Vurgun'un kızı bu direktmen. Öz. Şu diğeri abi, bu da Vurgun. Bu da Junior Vurgun. Vurgun oğlu. Bu da Vurgun'un oğlu, biraz önce yavru aldığımız dediğin. Evet. Vurgun'un direkt aldığımız yavrunun babası bu. Baba bu.
Junior vurgun. Şu an yavruları bundan alıyorsun, evet, değil mi? Yavrular bundan şimdi. Peki vurgun özellikle tohum veriyor mu, hala devam ediyor mu? Tabii ki. Eşleşmeleri. Evet evet. Kızları ben kendim ürettim. Toroslardan kızı, o da vurgunun. Abi ben bugün çiftlikteki bütün köpekleri tek tek tanımak istiyorum, görmek istiyorum. Hepsini tek tek gösterebiliriz. Burada hepsini... ama en yoğun olarak göreceğimiz soylar vurgunun altından gelen köpekler, değil mi? Toros ve Samsun ırkından vurgunu eşliyoruz. Şimdi vurgun üretiyoruz. 5-6 yıldır Toros Samsun olarak üretiyorduk. Şimdi 1 yıldır vurgun bizde. Toros Samsun'un içine vurgunu katıp vurgundan üretim yapmaya başladık. Bu arada başladık. Samsun demişken, Samsun deyince akla gelen Erkan Çobanoğlu'na da buradan bolca selam olsun. Evet. Aksaray'dan. Selamlar olsun. Evet, Erkan Koçhisar'dan. Abiye bolca selamlar. Koçhisar'dan Aksaray'a, evet, diyorum. Erkan'a da selam olsun. Sen şimdi Toros ve Samsun soyunu vurgunla eşleştirerek onlardan yavru elde ediyorum. Çünkü şu daha güzel. Vurgundan yavru alabilme şeyi doğrudan Türkiye'de bir tek sizin elinizde bu imkan var. Şu iki eşleşmelerde tabii ki bundan sonraki doğacak yavrular sadece. Yine babası vurgun, annesi Toros Samsun torunu, Samtor dişinin kızı, altın dişi annesi. Bundan 11 kardeş doğmuşlardı, 5 tane kalmışlardı. Samtor altın dişi mi diyorsun abi ona? Samtor'un kızı altın dişi ama Samtor altın yani. He. Türkiye'de kanatlı olarak, temizlik olarak çok iyi. Vurgun oğlu bitirim vurgun. Bitirim vurgun. Evet. Gel. Kürşat abi, sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Belki bu soy kütüklerine çok hakim olmayan izleyicilerimiz ama köpeğe de uzaktan ilgi duyan izleyicilerimiz de bizi izliyordur büyük ihtimal. Bu arkadaşlarımız için bize şeyi açıklar mısın? Mesela bu köpekler neden bu kadar özel? Bunları bu kadar benzersiz kılan özellikleri nelerdir bunların? İyi köpekler, güçlü köpekler, karakterli köpekler. Yani güzel köpekler yani. Bu köpekler sürülerde çok güçlü köpekler yani. Kurda karşı, yani yabani bir hayvana karşı çok iyiler. Heybetli oluşlarıyla. Heybetli oluşlarıyla, yani cesaretleriyle, güçleriyle çok iyiler o konuda. Yani evet, zaten genel anlamda Türk çoban köpekleri diye sınıflandırdığımız köpekler gerçekten duygusal olarak, görev olarak, itaatkarlık olarak eşsiz benzersiz köpekler. Dünyada çok fazla hayatları benzeri bu. Yok. Yani hayatları bu. Sahiplerine karşı malına, canına, ne bileyim her şeyine güven içerisinde rahat bir şekilde sağlaması. Bu görevi sağladıktan sonra bu köpekler bizler için çok kıymetli yani. Evet ve bu yetenekleri, bu özellikleri de en iyi şekilde üzerlerinde taşıdıkları için de bu kadar değerliler ve nam salmış vaziyetteler. Çok, tabii ki. Peki abi, vurgunun yanına geçelim dedik ama yavrularıyla falan yine biraz vakit geçirdik. Evet. Abi ben gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Vurgunu bakalım. Canlı canlı, evet, görmek bakalım için. Bakalım vurguna. Vurgun dediğimiz köpek gerçekten aşırı güçlü oluşuyla dünyada ses getirmiş. Evet. O efsane. Evet. İlk kez Alatürkiye YouTube kanalında canlı canlı izleyeceğiniz, evet, o efsane köpeği vurgunu tam şu anda yanımda görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Vurgun. Adamcılık var mı abi? Vallahi adamcıydı ama bizim yeğen biraz sevince insancıl oldu. Yani eskiden insanlar bundan çok korkardı. Adamcılığıyla mı adamcılığıyla diye. Ama şimdi çok iyi, uysal, seviyoruz. Sevdikçe de zaten kendini sevdiriyor. Yanına gidebilir miyiz abi? Tabii tabii. Evet sevgili izleyiciler, şu an dünyaca ünlü, dünya starı Vurgun'un yanına doğru ilerliyoruz. Ve karşımızda canlı kanlı Vurgun. Abi yaklaşabilir miyim? Tabii tabii. Yanına şey yap. Vurgun. Sev. Vurgun. Çok girme. Çok girme, kenardan sev. Öyle mi? He. Abi Vurgun'u biz böyle yaban hayvanlarına karşı falan sürüde tek tutuş ustası olarak biliyoruz aynı, evet, zamanda. Aynen. Beni de tek tutuş yapmasın. Yok. Vurgun. Aferin şampiyon. Vurgun, maşallah sana, maşallah. Maşallah sana. Ya böyle sanki şey gibi. Şimdi eskiden insana da tek tutuş yapıyormuş. Allah Allah. Herkese, ama bizim yeğen gelmiş. Bizim yeğen biraz Vurgun'u sevince şimdi yat dedi mi yatıyor, kalk dedi mi kalkıyor. Ne oldu, neyi merak ettin Vurgun? Al bacağım senin olsun, al. Çok köpek kokusu var üstümüzde abi. Günlerdir yani, çok geziyoruz çiftliklerde falan. Evet. Abi Vurgun'dan bize biraz bahseder misin? Senin için nasıl bir değer taşıyor? Altın çocuk. Altın çocuk. Evet. Altın çocuk. Dünyanın gözünde altın çocuk. Vurgun 7'den 70'e herkes seviyor. Küçücük çocuklar bile tanıyor Vurgun'un kim olduğunu. Karakterli, kaliteli bir köpek. Güzel bir köpek. Meziyetli bir köpek. Cesur bir köpek, güçlü bir köpek. Yani heybetli ve yani şimdi fizik, şey, el yapısı müthiş. Olağanüstü, evet, yani. Fizik olarak dediğin gibi, fizik olarak da Türkiye'de birçok böyle Türk çoban köpekleri standartlarında örnek olarak gösterilen bir köpek. Aynen. Değil mi? Kalın bir köpek. Basarları çok düzgün. Boyuna, fiziğine göre çok güzel ayakları var. Ön ayakları özellikle çok iyi. Yuvarlak, kalın. Kürşat abi, bu konudan ne kadar bahsetmek istersin? Sorumu cevaplamak ister misin bilmiyorum ama Vurgun'un aslında bu
satın alınma mevzuları da, vurguna verilen para mevzusu da Türkiye'de çok çok gündeme gelen bir olay. Evet. 23 bin euroya, evet, değil mi? Siz, evet, 23 bin euroya vurgunu satın aldınız. Evet. Yanlış bilmiyorum rakamı. Yok, değil doğru mi? Evet. Sizin 23 bin euroya satın aldığınız vurgun, evet, bizzat zaten kendisi burada. Evet. O süreci bana anlatır mısın abi? Ya iyi bir köpek olduğunu, şimdi bir köpek tutkunluğu var. Çılgın bir şekilde. Burası bize hiç lazım değil. Bizim yaşam yerimize çok çok uzak bir yer. Ama bu köpekleri sevdiğimiz için, dediğim gibi bir tane köpek vardı. Bir tane köpek almıştım. Çocukluktan beri bir sevgimiz vardı. Sonra bir çektik. 14 yavru aldık. Bir daha çektik. Maşallah. Efe'ye. Ondan da 7 yavru aldık. 14 yavru. Aynen. Tabii hepsi yaşamadı. 8'i yaşadı. İkisini hediye ettik. Sevdiğimiz arkadaşlara. Sonra tekrardan vurgunu düşündük. Bir arkadaşımdan, işte dediğim gibi Oğuzhan Karaman denen arkadaşımızla, Erzincanlı arkadaşımızla bir istişaremiz, konuşmalarımız falan vardı. Onunla sohbetlerimiz vardı. Bir gün böyle, abi işte böyle böyle yapalım mı, edelim mi diye konuşmaya başladık. İşte vurgunu alalım mı? He, iyi köpek. Şudur budur işte. Bir iki tane yavrusunu alırız, besleriz, ederiz gibisine. Sonra öyle olunca karar verdik. Vurgunu ortaklaşa aldık. Bize gelmeden, maşallah, bize gelmeden önce herkes bundan korkuyordu. Bu adamı yiyor diye. Şimdi seve seve biz bunu çok, aslında sevgiye çok seviyor. Çok karakterli bir köpek. Neyse aldık biz bunu. 4-5 tane eşleşme yaptık. 4-5 eşleşmeden yavru aldık. İşte Toroslardan altın dişi ve kızlarını. Sonra aynı zamanda kızı, Mercedes'ten kızı var. Oğuzhan kardeşimiz de onda. Diğer yavrularını birkaç arkadaşlarımıza filan verdik. Şimdi onlar da büyüyorlar. Takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinde tabii, de vurgunun tabii, bu arada torunları var. Polonya'da var. Hani Batman'da var. Efendime söylediğim Sivas'ta var. Amasya'da var. Trabzon'da var. Trabzon'da var. Bu arada evet, Trabzon demişken Recep abiye, Recep Bayraktar'a, evet, da buradan bolca selamımızı onlara söyleyelim. Onlara da selam olsun. Aynen. Recep abi de vurgunun yavrularından birini besliyor. Vurgunun kızıyla biz burada doğdu, burada büyüdü. Oğuzhan'ı oraya gönderdik. Sonra Recep kardeşimiz orada yollarını şaşırmışlar. Tesadüf oraya gelmişler. Orada da güzel, daha sonradan çekimler falan oldu. Ondan sonra vurgunun kızı orada çok hoşuna gitmiş. Sonra onu kırmadık. Ona verdik yavruyu. Mercedes dişi de. Dişi de burada tekrardan. Gayet neşesi iyi maşallah. El bebek gül bebek maşallah. Aynen. Gerçekten. Burada hayat onu krallar gibi. Ama kral abi gibi değil. Kral, kral yani. Bakımı da yani. Buna karşı ilgisi, şusu busu her şeyiyle. Abi şeye değineyim. Vurgunun bakımında özellikle en hassas olduğun nokta nedir? Vurgunun yemesi. Neyle besliyorsunuz abi? Neyle besliyoruz? En çok sevdiği şey, ev yemeklerini çok seviyor. Onlar da parazit yapıyor. Çok faydalı şeyler değil. Ama yine de çok sevdiği için dayanamıyoruz. Mama, et haşlıyoruz, pilav yapıyoruz. Öyle yal falan değil yani vurgunun işi. Vurgunun işi sanki bir tane, bir kişi özel olarak ona yemeğini, şuyunu, buyunu yapıyor. Sorma sahiptir abi. Mesela hesaplayacak olsam bir tane vurgunun aylık bakımı sana... 5000 lira. 5000 lira aylık şu aynen, an vurgunun sana 5000 masrafı lira, var. 5000 lira bakımı var yani. Her gün sabahleyin saat 7.30 gibi kalkacak. Bir kilometre yürüyecek, pisleyecek, gelecek, yatacak. Önünde yememişse yemeği önünden alınacak. Burada yatacak. Akşamleyin de saat 7'de tekrar çıkacak. Tekrardan 1 kilometre, 1.5 kilometre yürüyecek, gelecek, duracak. Peki abi şey soracağım. İçinizde bu köpeği alırken 230 bin lira gibi bir şey, 23 bin euro o zaman verdiğiniz 230 evet, bin liraya tekabül evet, ediyordu evet, herhalde. Mesela 230 bin lira gibi bir parayı bu köpeğe verirken şeyi düşündünüz mü? Acaba gerçekten hani 230 bin lira bu sahiplendiğimiz bu köpeğe değecek mi? Tabii bir canlı. Bunlar paha biçilemez canlılar. Ben onu tartışmıyorum ama 230 bin lira çok ciddi bir rakam. Evet. Bunu hiç düşündünüz mü abi? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bunu para olarak düşünmedik. Bunu zevkimiz olarak düşündük. Canlı hayvan sonuç itibariyle tabii ki sabah ölebilir. Onu da biliyoruz. Onun bilincindeyiz. Bizim de garantimiz yok ona bakacak olursak. Hiç o tarafları düşünmedik. Sadece çok kaliteli bir köpek olduğu için, yani üst düzey star olduğu için. Vurguna kimse dünya starı dememiş. Sevenleri dünya starı demiş. Bizler tarafından çıkartılan bir dünya starı mevzusu yok. Yani dünya starı diye insanlar bunu yorumlarda, oralarda, buralarda herkesin söylediği şeyler. O nedenden dolayı biz de böyle bir dünya starıyla neden olmayalım, neden böyle bir şey olmasın deyip parayı hiç gözümüzün önüne getirmeden gayet rahat, bu iyiymiş, güzelmiş deyip bize yakışır dedin. Bize yakışır. Biz bunu alalım dedik. Böyle bir şeye karar verdik, aldık. Kendin peki mesleki olarak nelerle uğraşıyorsun abi? İnşaat sektöründe müteahhitim ben. Ev yapıyorum, ev satıyorum. Efendime söylediğim hayvancılık var. 200 kadar küçükbaş hayvanımız var. Daha da yukarıda keçilerimiz var. Bu, yine bu coğrafya, tabii, bu bölgede bu köpeklerin yarısını misal oraya gönderiyoruz. Ha, kendi sürünüzde tabii, de kullanıyorsunuz tabii, düzenli. Sürüleri oralara gönderiyoruz. Ondan sonra mı söyleyeyim, işte yavrularda, sürülerde vurgundan aldığımız yavrular oraya gönderdiğimizde nasıl olacak? Baba çok güçlü,
çok karakterli. Yavrularda da test edip göreceğiz. Gönderdik, 2 ay kadar dişilerimizi geri getirdik. Şimdi tekrardan doğan yavrulardan... Nasıl performans aldınız sürüde? Önce 1-2 ay adapte ediyor, ondan sonra gidiyor gayet rahat bir şekilde. İçgüdüsel olarak bunları zaten anatomiyalı, bu işi biliyorlar. Eğitime gerek yok, diyorsun bu işi Türk çoban köpeklerinde. Cesursa zaten o her türlü her yerde olabiliyor yani, rahat bir şekilde. Evet. Peki vurgunu bir tık da böyle yakından incelesek olur mu? Tabii, mesela tabii. O el yapısı dedik, işte kuyruk tutumu. Aferin benim oğluma. Onun dışında diş yapısını mesela, özellikle ağzını şöyle bir yakından aç, dişlerini bir görebilir miyiz? Dişlerini açalım. Dişleri tam hepsi. Kaç yaşında abi şu an vurgun? Şu anda 6 yaşında. 6 yaşında şu an. Evet. Evet, dişleri. O diş yapısı da tam şu sizin bahsettiğiniz şu. Evet. Ne diyordunuz tam, abi buna? Tam kilit birbirine oturacak. Kenetlenen bir şey diyorlar. Evet. Makas teknik bilen arkadaşlar yoruma yazarsa sevinirim. Şundan bahsediyorum. Şöyle dişler şöyle kapanıyor ya. Şöyle tam oturma sistemi. Bırak. Diş yapısı olarak. Onun dışında zaten kocaman ellerini görüyoruz vurgunun. Ver patiyi ver. Vurgun ver patiyi ver de ellerine bir bakalım senin. Dur. Koca kulakları var. Evet. Zaten vurgunun kulakları da yani çok kendine has bir kulak yapısı aynen var vurgunun. Yüzündeki maskesi özellikle o. Evet. Ne diyorsunuz abi, o maske mi diyorsunuz ona? Evet, maskesi. Burnuna çakal diyoruz. Burnu beyaz olunca burnu çakal. Çakal burunlu. Evet. Burnun, vurgunun ayaklarında misal ön ayaklarında ve arka ayaklarında beyazlıkları var. Şimdi yaştan dolayı daha çok renk de açılınca öne doğru gidiyor. Gözlerinde sürme demiştin. Evet. Şimdi size ona benzeyen bir tane daha göstereceğim ilerleyen bir zamanlarda. Vurgunun bir de şey dedin abi. Vurgunun 3 tane yavrusunu aldık dedin. Sessiz, evet, sakin, kimselere duyurmadan. Aynen. İlk kez izleyicilerimiz burada duyuyor. İlk defa aynen. 3 tane yavrusunu aldık. Bak 8 kardeşler. Bir bakalım bakalım 3 tanesi nasılmış? Vurguna nasıl benziyor? Ne durumda? İzleyicilerimiz yani, de yorumlar kısmında evet, en çok benzeyenini söylesinler. 1, 2, 3 diyelim biz yavrulara. Burada bir köpeğimiz var abi. Bu Toros torunu Efe. Bu köpek de 6 yaşında. Toros torunu Efe. Toros'un öz torunu. Toros'un oğlu, kralın oğlu bu Efe. Annesi yine Cemal Dener'in akrep diye bir köpeğin kızı. Cemal Dener dedik. Cemal Dener'e de buradan bolca selam olsun. Kayseri'nin değerli isimlerinden. Olsun. Cemal abiyle de güzel ata bindik. ATV'ye bindik. Efe'yi Cemal abiden aldık. Dişiyi, buradaki Samtor dişi dediğimiz dişiyi de Cemal abiden aldık. Cemal abiden aldıktan sonra bir kere Cemal abi bir erkek türbosuna eş ettik. Oradan 14 yavru elde ettik. 8'i yaşadı. İkisini kendine hediye ettik. Geri kalanı bizde. Efe'yi de daha sonradan ondan Cemal abiden aldık. Onu da Samtor dişiye çektik. 7 tane yavru aldık. Bir daha çektik. Oradan da 7 tane yavru aldık. Buradaki köpeklerin babası ve dedesi Efe. Dişilerin, erkeklerin de tekrardan Samtor dişi, nenesi veyahut da annesi. Bunlara da Efe'ye ve Samtor dişiye vurgunu giriyoruz. Öz Toros Samsun, öz vurgun olarak çıkacak yani. Alttan gelenler hep artık... Hep bu şekilde. Öz Toros Samsun ve aynen, öz vurgunun altından gelenler aynen, bunlar olacak. Çıkacak. Bir tek ayrıyeten Aksaraylı Çakır'ın kızı var vurgundan. Ayrıyeten farklı olarak yine ala dişi de o da vurgun oğlu ve vurgun kızından çıkma. Şuradaki ala evet, dişi. Vurgunun annesi de vurgunun kızı, babası da vurgunun oğlu. Anneleri farklı olduğu için vurgun torunu. Onunla vurgun eşleşmesinden nasıl bir şey çıkacak? Bakacağız ha, ileride. Şimdi ona çalışıyoruz. Tabii. Peki onun ileride, adı ne olacak abi? 5 ay sonra efendim. Onun adı o soya artık o, sen bir marka niteliğinde bir soy çünkü. Şöyle çünkü. Burada %50 vurgun, %50 Toros elde etmeye çalışıyoruz vurgunu kullanarak Toros ve Samsun'a. Orada %70 %75 vurgun ağırlıklı olmuş olacak torununa vurduğumuzda. Hmm. Anneleriyle babalarında şimdi %25 farklı, %50 köpek var. Onları ben tekrar vurgunu aldığımda %75 vurgun ağırlıklı olacak. Anneleri %12.5'a, babaları %12.5'a düşürecek. Matematik problemi gibi yani böyle bir, gerçekten çok özen ve hassasiyet isteyen bir konu. O dişileri işte dişiyi erkeğe o soyu ona vuruyorsun, altından gelenleri alıyorsun, ona vuruyorsun, gelenlere bakıyorsun. Şimdi yavruyu aldık epey uzun bir süre. Hiç kimseye sahiplendirmedik ta biz görene kadar. Biz gördükten sonra bazı yerlere göndermeye başladık. Çok eşleyip de çok dağıtmak değil de takip edip de nasıl olduğunu merak ediyoruz. Doğru soyu ortaya çıkartalım. Doğruyu bulduğumuzda misal atıyorum 12, 15, 18, 22'de yani bir yerlerde görev yaptıklarında gördüğümüzde iyiymiş deyip üstüne gidiyoruz. Kötüyse durduruyoruz zaten. Peki abi sana şey soracağım. Vurgunun anne babası yaşamıyor değil mi? Vurgunun anne babası yok. Yani realite göre o diyor şu soy, bu diyor bu soy, bu diyor bu soy, bu diyor bu soy. Gerçekten doğru bir şey olmadığı için belki o arkadaşların konuşmalarında şu soy bu soy dediklerinde belki bir tanesi doğrudur, belki hepsi yanlıştır. Bilmediğimiz için biz de bir hafif bir araştırdık. Herkes bir şey
şeyler söylemeye kalktı. Öyle olunca dedik ki hiç araştırmıyoruz. Hiç merak da etmiyoruz. Sadece vurgun ve vurgundan doğacaklarla ilgili konuşuyoruz. O zaman vurgunu leylekler getirdi diyelim mi abi? Aynen öyle diyelim. Başka bir küçükken öyle derlerdi. Biz nasıl olduk? Leylekler getirdi. Onun gibi yani. Caminin yani, önüne bırakmışlar küçük sepetle. Aynen öyle. Başka bir şey değil yani. Yani evet. Özellikle vurgunla ilgili çok fazla soru işareti var insanların kafasında. Evet. Biz Kırıkkale'de müdürlerin yanına da gittik evet, mesela Murat kardeşim. Evet. Murat abiye, Halil abiye de buradan bolca selam olsun. Onlara da çok çok selam. Murat abi özellikle vurguna vurgun ismini koyan evet. Abimiz. Murat çok büyük emeği olan kişi zaten Kırıkkale'li Murat. Bu köpeği bu hallere vurgun olarak yani altın harflerle ismini yazdıran hakkını yememek lazım. O arkadaşımız gerçekten çok değer vermiş bu köpeğe. Değer vermiş işte yolu oraya kadarmış. Bir müddetten sonra başka bir arkadaşlarımıza. Vurgunun da ismini söyleyelim anlamını. Hani vurgun o vurmaktan gelen bir şey değil dedi Murat abi. Ben sana vuruldum. Ben sana vurgunum. Ben geliyor dedi. İsmini oradan koydu. Şarkının en güzel yerinde yakalanmış vurgunu. Hani böyle denizin altında vurgun yersin. Yani öyle de vurgunun anlamı. O da olabilir. Evet. Vurgun da yedirtirebilir yani. O mahiyette de. Şimdi öyle olunca vurgun gerçekten Murat kardeşimizin çok büyük emekleriyle buraya gelmiş. Artık belirli bir zamandan sonra yer değişmiş. Aksaray'a Hasan kardeşlerimize geçmiş. Oradan da tekrardan işte dediğim gibi Oğuzhan kardeşimizle birlikte böyle bir istişareye girerek karar verip vurgunu buralara kadar getirip buraya da burada da el bebek, gül bebek, yeri orası. Kafese girmeyi sevmez. Kafeste pislemez. Sıkıntıya gelmez. Böyle onu birileri dar alana koyup ondan ilgisiz kaldın mı kendine küser yani. Böyle bir karakterli zengin bir şey. Zengin çocuğu gibi. Ha burcuva. Yani sever. Beni sev, pop popla iyisin, aslansın, paşasın de. Yat aşağıda yatar seni bekler. Sev beni diye. Yani konuşarak bile onu yere yatırabilirsin. O kadar karakterli değil bir köpek. Sabahleyin mutlaka yürümesi lazım. Akşam mutlaka yürümesi lazım. Daha sağlıklı bir şekilde pisleyip geri geldiğinde yemeğini ona göre daha güzel yiyor. Daha neşeli oluyor. Daha oynuyor. Yani hareketleri daha çok güzel oluyor. Burada aslında senin anlattıklarından bir köpeğe en fazla ne kadar değer verilebilir sorusunun cevabını aslında görüyoruz. Kafeste olmaz. Yerimiz kafes ama hepsini kafeste barındırmıyoruz. Yani gün içerisinde bunların bazen yarısını sürüye gönderiyoruz. Boşalıyor. Misal burada kotralara bırakıyoruz. 4 saat biri koşuyor. 4 saat biri koşuyor. Evin önüne bırakıyoruz. Misal biz kalabalığız. Elimizi alıyoruz gün içerisinde 4 tane köpek. Yerimiz her tarafımız orman. Ormanın içinde geziyoruz, bırakıyoruz. Yani görseniz 30-40 kişi köpeklerle birlikte ormanda geziyoruz. Yani. Ne güzel abi. Seviyoruz. 10 numara, bir yaşam tarzı. Hoşumuza gidiyor. Sizin için artık bir yaşam tarzı haline gelmiş vurgunla beraber. Biz şehirdeki yorgunluğu işimiz bittikten sonra kendimizi buraya atarak motivasyon ediyoruz. Şunlarla oynuyoruz. Misal ben misal çözerim, kucaklarım, sarılırım. Hiçbir şey önemsemem, üstümü başımı. O bana yeterli yani. Bir 15 dakika bile sever ondan sonra gider üstümü başımı değiştirir gelirim. Ne güzel abi. Her şey yani daha çok zevkten işten oluyor. O da bizi mutlu ediyor yani. Evet keyif alıyorsan ne mutlu tabii sana ki. Abi. Buradaki köpeklerimize şimdi. Şimdi şöyle göstereyim önce. Samtor dişi, Samtor dişinin kızı. Babası Cemal Dener'in Turbo. Babası Cemal Dener'in Turbo'su. Evet. Merak eden izleyicilerimiz Cemal Dener'in köpeklerini de yine Alatürkiye YouTube kanalını takipte kalıp izleyebilir. Cemal Dener de Alatürkiye YouTube kanalında. Sağ olsun o da bize anlattı. Evet. Soyların hikayesini. Evet. Cemal Dener'in Turbo'su. Evet. Samtor dişi. O da yine Cemal Dener'den almıştık biz onu zamanında. Artı Samtor dişiden ortaya çıkan buna da mı Samtor aynen. dişi diyorsun? Bu abi? Da Junior Samtor. Bu yuva kardeşi Junior Samtor'un. Zarife. Zarife bu mu? Sultan o. Zarife Sultan. Yerini değiştik. Ha, yer değişikliği yapılmış. Bu Sultan. Evet. Bu kafesinde Zarife yazıyor ama evet. ismi Zarife mi? Yok Sultan ismi. He. Zarife ile yer değiştirdik. Bu da Sultan. Bunun yuva kardeşi. Evet yuva kardeşi aynı onun. Aynı ağızdan. Aynı ağızdan. Zarife de onun yuva kardeşi. Ha, Zarife de yuva kardeşleri. Aynen, o da aynı da ağızdan. Sonra kardeşi. Zarife'yi de görelim şöyle. Heh. Zarife de burada. Yine aynı şekilde biraz önce gördüğümüz köpeklerin aynı ağızdan yuva kardeşi. Evet. En sondaki Aloş da bunların aynı ağızdan kardeşi. Junior Samtor diyor yine. O... Junior Samtor yer değiştik yine ondan. Keşke yerlerine koysaymışık ya. Buradaki ne abi bunun ismi? Altın dişi. Ha bu altın dişi. Evet. Soyları öğreniyorum da kafam da biraz karışıyor şimdi aslında. Şimdi ben abi. Şöyle söyleyeyim önce. Samtor, Sultan, Zarife, Aloş, babaları Turbo, anneleri Samtor, altın dişi, annesi. Bunların annesiyle yine aynı. Bunun da babası Efe.
kafamda tutmuş ol. Doğru. Anladım. Yok abi. Anladım. Şimdi Samtor kafamı ayrıca karıştırıyor. Samsun'la Toros'a gidiyor kafam. Tamam. Şimdi Samsun'la Toros'un kızlarından gelen Samtor'un. Evet. Onlar Toros ve Samsun'un torunu olan Samtor dişiden. Junior Samtor, Sultan, Zarife, babaları Turbo. Turbo. Cemal Dener, o da Toros torunu. Cemal Dener'deki. Ya Cemal Dener'deki Turbo da Toros'tu. O da Toros'tu. Dolayısıyla yine Samtor'lara organik olarak değiniyor. Tabii. O da Toros'un oğlu Aloş'un kızından çıkma Turbo. Oradan çıkma, o da Toros torunu. Tekrardan aynı dişiyi, Toros torunu birbirine vurduk. Bunları elde ettik. Tekrardan Samtor dişiyi yine Toros torunu olan Efe'ye çektik. Altın dişiyi elde ettik. Bunların hepsi Samtor. Samtor. Samtor serisi. Hepsi Samtor serisi. Ve senin serisi. Elinde bir de altın bir vurgunun var. Evet. Sen şimdi Efe var. Vurgunla Samtorları birinci kuşaktan eşleyerek yepyeni bir soy ortaya aynen. çıkartıyorsun. Aynen. Yeni köpekler çıkaracağız. Vurgun ve Toros Samsun olarak. He, Vurgun ve Toros Samsun. Evet. Burada gördüğümüz abi sonuncusu. Bu inci dişi. Bu. Bu erkek. Beyoncé'un kızından çıkma. Beyoncé'un kızından çıkma. Evet. Beyoncé dişi Kuzkoy köpeklerinden. Bu mu abi? Yok, şu. Beyoncé evet. dişi burada değil mi? O başka Beyoncé bir dişi Tuzköy köpeği. Ha, Tuzköy. Güdüklerden Tuzköy'e evet. gidiyor. Bunun babası da yine Erhan Çobanoğlu'nun Tango diye bir köpek vardı. Batman'a geçmişti. Orada Beyoncé dişiyi Tuzköy'den alıyorlar. Beyoncé'un kızını. O köpeğe çekiyorlar. O köpekten bu dişiyi alıyorlar. Bunun da Tango ile güdük. %50 Tango, %50 güdük. Bunu da Vurgun'a çekip nasıl bir şey çıkacak? Evet, onu da bunu da apayrı bir kanalda. Bunu da apayrı bir şekilde güdük ve Tango kanından nasıl bir şey çıkacak diye bir şey yapacak. Bizi yanılgıya düşürmemesi gerekiyor değil mi? Mesela baktığın zaman Samtor kadar falan böyle ihtişamlı durmuyor ama altından gelen yavrular tam aksini verebiliyor tabii değil mi? Tabii şimdi dişinin yani çok iyi köpek üretmek için dişinin çok böyle 50 ayaklı 90 santim olmasına gerek yok. Dişinin verdiği yavru kalitesi önemli. Yani bir dişi var çok küçük atıyorum 75 santim. Yani o dişi nasıl bir yavru vermiş? Yani bir köpeğimiz öldü 24 aylık altın dişi çok küçük bir dişi 88 santim 100 kiloydu köpek. Yani annenin küçük olması değil, verdiği yavru kalitesi önemli. Evet, erkeklerde bu büyüklük arıyoruz zaten. Ya erkeklerde kemik, iskelet, büyük kasalı erkekler arıyoruz. Ama anne %70 yavruyu, yani anneden geliyor, annenin geninden geliyor. Ya. Onun için dişiler çok saf ve kaliteli olmalı yani. Evet. Üretimde. Bunlar da Junior Samtor'un Efe'den olan kızı, şu Güllü'nün kızı yanındaki. Bak bunun babası Makedonya'ya giden Ateş vardı. Yurt dışından, Bursa'dan Vampir diye bir köpek gitti Bursa'dan. Emrah Kayar var. Bursa'dan Vampir diye bir köpek vardı. Makedonya'ya gitti. Onun oğlu Ateş'in yavrusu. Anne de Samtor dişi. Junior Samtor'a çekti. Makedonya'ya giden köpeğin torunu mu oluyor? Aynen. Dedelim Makedonya'ya göçmüş. Evet. Dedesi çok kaliteli. Dur sen şımarıyorsun bak. Sen evet. ısırıyorsun. Sen ısırıyorsun. Şımarma. Heh. Bu biraz şımarık abi herhalde. Genç daha. Bu da Efe'nin kızı. Annesi en köşedeki Junior Samtor bunun. Bunun da baba Efe. Annesi şimdiki doğum yapan yavru. Doğum yapan Vurgun'dan aldığın yavrular. Junior Vurgun'dan evet. Junior Vurgun'dan olan yavrular. Toplamda kaç köpek var abi burada? Ya buradan hariç 10 tane daha var. 30-35 tane vardır diye düşünüyorum. Saymadım gel diyorsun. Biraz, yok kenardan gel. Aa, bu o, Cooper. Cooper. Efe'nin oğlu bu. Cooper en eğlenceli yerde bulunuyor abi. Çamurun içinde yaşıyor. Bence gayet keyifli. Çok seviyorlar. Değil mi? O yağmur, çamur işleri onlar için çok iyi. Cooper'ın yeri aslında sen buraya Vurgun'u koyacakmışsın abi. Havuzlu yere Cooper'ı koymuşsun abi. Havuzlu yer Vurgun. Biz takım elbiseyle dursun istiyoruz. Üstü başı kisi olmasın. Yani biz çamurun onu, içine Vurgun'u. Biz onu öyle çamurun içine bağlarsak derler ki ya bak hele iti çaya bağlamışlar değil derler. Değil mi abi Vurgun'un düştüğü hale var. Yani. Onun için olmaz. Aloş. Gel bakayım. Çok girme belki bir korkutabilir bir tek bu. He. Bu bak buradan göstereyim. Samtor dişi dediğimiz dip dişi şu alttaki. Şu alttaki tam fotoğraf biraz net görünmüyor ama. Evet. Toros Samsun torunu Samtor dişinin. Evet. Bu. Oğlu. Cooper oğlu. Cooper'ın babası Efe. Bunun babası Turbo. Bu Aloş'ların hikayesi nedir abi? Aloş, Toros'un oğlu Aloş vardı. Kral Kılıç vardı. Üç kardeşlerdi. Toros'un, efsane Toros'un 10-11 tane oğlu vardı. Aloş, Kral Kılıç. Üç kardeşlerdi. Aynı anneden, aynı batımdan. Onlar, bu onların torunu. Aloş'un annesi, o Aloş'un kızı. Aloş'un kızından çıkma. Yani Toros'un oğlu Aloş dedikleri köpek var ya. Evet. O köpeğin kızını Samsun'un oğlu Supi'ye çekiyorlar. Samtor dişi doğuyor. Abi de Supi girdi işin içine. Tabii.
Samsunlar oradan geliyor zaten. Supi'den geliyor. Şu Tamtor dişinin babası Supi. Annesi Aloş'un kızı. Şimdi işin içine bir de Supi girdi. Supi ile de dedin Toros'un eşleşmesi. Yok, Supi ile Toros erkek abi ikisi de. Yok. Kafam gitti benim. Yok. Supi ile Tamsun'un oğlu Supi ile Aloş'un kızının eşleşmesinden doğuyor Tamtor dişi. Samtor dişinin de bu. Oğlu. Oğlu. Samtor dişinin bunun babası kim peki? Turbo. Cemal Dener'e Turbo. Heh tamam. Heh. Tamam. Efe'yi de dolaştığın zaman o da Turbo'ya geliyor ama. Efe'yi de dolaştığın zaman Toros'un oğlu kralın oğlu o. O özmöz Toros'un torunu. Yani onun tek açıklaması Toros'un torunu. Kralın oğlu o. Aloş kral kılıç. Bu da kralın oğlu. Yani tam kafamda açılmıyor ama anlıyor gibi oluyorum. Yavaş yavaş. Mesela bana 2 gün anlatırsan bunu hepsini ben bunların soy kütüğünü tamamen ezberlerim. İkisi de Toros torunu yavrusu. Yani babaları Toros torunu. İkisi de. Anneleri de Toros torunu. Samsun torunu. Samsun torunu nereden geliyor? Babasından geliyor. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Toros'un torunu ve Vurgun'un oğluyla yapılan eşleşme sonucunda ortaya çıkan yavruları görüyoruz. Vurgun torunları. Vurgun torunları için içeriye giriyoruz. Maşallah. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de ilk kez Alatürkiye farkıyla görüyorsunuz. Şöyle ben elimi almayayım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Vurgun. Şöyle biraz önce dışarıda gördüğünüz o devasa köpek var ya, o devasa köpeğin küçültülmüş 100 derece sıcak suda yıkanmış halini görüyorsunuz şu an. Evet. Biraz Allah çekmiş işte, abi. Nasip, ellerinin beyazlıkları, gözünün şu karalıkları, burnunun beyazları, her şeyiyle Vurgun'u anımsatmış. Daha gözleri yeni yeni açılıyor. Yeni yeni açılıyor. Evet. Bugün 15 günlük oldular maşallah, subhanallah. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Amin, tüy kadar inşallah. Ömür olsun. Bu Vurgun'un fotokopisi. Nasipse inşallah bakalım. Daha salim büyürlerse. Vurgun'u mesela yaşayalım. Desek ki şu Vurgun'u şöyle şu Kürşat abi desem Vurgun'u şöyle bir avucuma alabilsem desem alabilir. Vurgun'un avucuna alınmış İşte bak Vurgun'un ayaklarından, yüzünden, gözünün karalarından, alnından, her şeyden Vurgun'un küçüklüğünü eline alabilirsin. Biz küçüklüğünü görmedik ama bize böyle küçük, güzel, şirin torunları oluşmaya başladı. Yakın... Ya abi senin için böyle çok büyük hayatında önem taşıyan bir köpeğin yavrularını görmek insana çok büyük haz veriyor. Tabii ki ya. Bir de aynısının çıkması. Bir de aynısı çıkarsa. Aynısı olması. Evet aynısı. Çok güzel bir şey. Öyle güzel üretim oluyor. İnsan mutlu oluyor. Büyüdükçe fiziki yapısının Vurgun'dan farklılık gösterme ihtimali de var değil mi? Onu zaman içerisinde göreceğiz artık gelişimlerini. Ama en fazla ne kadar uzak olabilir? Soyları mümkün olduğunca korumaya çalışıyorsun çünkü. Bence her şeyiyle %100 olacak. Bu kadar emin konuşmamak lazım. Onu görmemiz lazım. Görünce daha net anlayacağız. Şu hemen mesela bu bir tanesiydi. Bir de şuna bakalım. Yine benzer aynı ağızdan diğer kardeşler. Evet. Abi adını ne koymayı düşünüyorsun? Bunların arasında bir tane best olur. Mesela 3, 6, 8 tane şu an burada yavru var. Bunların bir tanesi eminim senin için ayrı bir değer taşıyacak. Şöyle söyleyeyim. Nazar değmesin diye öbürünü kaldır. Nazar değmesin diye ben 2-3 kere girdim içeriye. Elimden geldiği kadar girmiyorum ama kameradan takip ediyorum. kamera var orada aynen. Kameradan orayı takip ediyorum. Sağ olsun Muhammed kardeşimiz, yeğenim burada 15 gündür. Doğduğu günden belli. 12 saat vardiyeli bir şekilde. Başında bu şekilde. Sandalyeyi gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ben de diyorum kafesin içinden durduk yere çıktı. Sen... Bildiğin yavruların başına vuruyor 12 saat. Yok tabii 24 saat. 12 saat Muhammed kardeşimiz. Gel Muhammed. 12 saat Muhammed kardeşimiz. 12 saat Muhammed. Evet. Abi ben yanlış anlamadım. Sen kardeşimin ismi neydi? Yaşar. Yaşar ve Muhammed'i 12 saatlik vardiyalar halinde. Burada köpeklerin başında geliyorlar. 12 saat burada oturuyorlar. Aynen sandalyede oturuyorlar. Sabaha kadar bekliyorlar. Yemin ediyorum hayatımda şu an en şaşırdığım şeylerden birisi oldu. Muhammed geliyor burada sevgili izleyiciler. 12 saat günlük. İşte... Anne burada. Anne emdiriyor. Bu da babaya benzeyecek. Junior Vurgun'a benzeyecek. Abi ben gerçekten şok oldum. Yani değer verilir, özen gösterilir ama bu kadar hassas olunmasına ben gerçekten... Doğduğu günden belli bu odadan tek başına, bu odada bu yavrular kalmadı. Tek başına. Yani biri dışarıda 15 dakika bile durmadı yani. Ya Muhammed burada ya Yaşar burada. Ya Muhammed burada ya Yaşar burada. Anne olur da... Anne olur da üstüne yatar veya ses duyar. Buradan kafesin içinde kalkıp havlar geri gelir. Bezer geri üstüne yatar diye. O nedenden dolayı kesinlikle anne kakarken hemen biz alttaki yavruları toplarız. Anne geriye geldiğinde anneyi kendi haline geri bırakırız. Yatar yavrular kucağına bırakırız. Yavrular kendisi alır. Devam eder. Kaç gün oldu bunlar doğal abi? 15 gün oldu tam. 15 gündür 15 dakika bile yalnız kalmadılar. Kesinlikle diyorsun. Yalnız kalmadan kameradan ben de 24 saat izlemek şartıyla. Bak bunun renk tonu her şeyle birlikte
Vurgunun aynısı. Onlar da açılacak aynı şekilde. Bunun da sırtının karası açılacak aynı yani, şekilde. Abi ben gerçekten bak Türkiye'nin birçok yerinde biz köpek besleyen ustalarımızı ziyaret ediyoruz ama bu konuda senin kadar hassasını ilk defa gördüm. Çok samimiyim. Şok oldum yani. Evet. Burada 15 dakika bile daha doğduklarından beri yalnız kesinlikle kalmadılar. He. Vurgunu ben burada 4 tane dişiye işledim. Ondan doğan yavrular da aynı şekilde 15 gün arayla bu kafeslerin içinde doğdular. Mesela Recep kardeşimizdeki olsun, Batman'da, Polonya'da, dışarılardakiler olsun. Biz hiçbir tane yavrusunu öldürmeden burada 15 gün bunları büyütüp yan kafese geçtik. 15 gün onları büyüttük, yan kafese geçtik. 15 günü geçtikten sonra tehlikeleri yani var ama yine de biz biraz daha yardımcı olalım diye bir hafta daha bakacağız. Ondan sonra güzel bir şekilde şimdi yerini tırmığını açacağız. Yalak bir şekilde içinde kalacak. Annesi gidip gelecek, gidip gelecek. He. Önemli olan 15 güne kadar olan sürede tepeleme, çiğneme, üstüne aynen, yatma. Bu olaylar çok oluyor. Lazım. Çok başımıza gelir. Doğru. Bunlar hepsi yazık günah. O nedenden dolayı hepsi can eğer abi, bu hassas olduysa ben bunu takip etmeliyim. Peki fire var mı hiç abi doğanlardan? Yok, 8'de 8 yok, mi? 8, 8. Maşallah, evet, maşallah. Çok şükür. He. Tüyleri kadar ömürler olsun inşallah. Amin inşallah. Amin. Ne zaman kadar devam edecek bu arkadaşlar bu nöbeti abi? Bir hafta daha. Evet. Bir hafta sonra. Bir hafta daha burada bir evet, nöbet. Bir hafta sonra nöbet olacak. Ondan sonra bir haftadan sonra biz zaten yemek vermeye başlayacağız. Gün içerisinde 6 kere 7 kere yemek verdiğimiz için o arada da bırakmış sayılmıyoruz. Her bir saatte bir içeriye gelip, iki saatte bir içeriye gelip yemek vermiş olacağız. Yine nöbet bitmemiş olacak yani. Ta ki ne zaman? 45 günlük diyelim. 45 günlükten sonra annelerinden ayrılabilir. Artık besin, et, konserve, mamalar onlarla birlikte takviye olabilir. Sen maddi olarak da şimdi bunlara maksimum hassasiyet göstereceksin. Biz maddi olarak çok büyük bir, çiftlik olarak çok büyük bir maliyet var. Maliyet olarak hiç düşünmüyoruz ya. Maliyet olarak değil sadece. Şunun çıkması bizim için çok büyük bir mutluluk. Şunun olması çok büyük bir mutluluk. Çünkü istediğimiz o arzu ettiğimiz vurgunun benzer olan yönlerini görselliğiyle almak bizim için çok iyi yani. Evet, biz senin için şu an evet. Tabii. Beklentin şey de değil. Yanlış anlamadıysam hani ben bu hayvanları 50 bin liraya satarım. Yok yok yok. 100 bin lira satarım gibi yok, falan yok, yok, öyle bir beklentin yok. Öyle bir derdimiz yok. Öyle aman aman satalım bunu satalım şunu satalım diye. Öyle bir şey. Sadece şunların bizim için olması çok güzeldir. Ha tabii ki fazlasını veriyoruz. Nedir? Mamasını karşılıyoruz. Yani ayrıldığı zaman ağla, üstüne kalktık mı her şey biter. Kendini güvende hisseder. Abi onun üstüne bir bence ona bir işaret koy sen. Maşallah sübhanallah. Maşallah buna bir işaret koy. Buna bak kasalar var. Ayakları görüyor musun? Ayaklar, eller şimdiden ayak uçları, basışları filan. O sana bunlar ayrı bir bağlı olacak abi. Bırakmıyor seni bak. Benim yeğenim de kendine köpek ayıracakmış. Dayı diyor ben bunu beslerim diyor. Başka da beslemem diyor. Ben de diyor Yaşar gel. Yaşar diyor dayı diyor bu benim diyor. Yoksa diyor ben diyor çiftliği bırakır giderim diyor. Tabii senin için de önemli bir arkadaş. Tabii ki yani. Bu köpeklere fısıldayan adam. İllahim diyor ben bunu beslerim. Sen bunu niye bu kadar sevdin? Sen de bunu Vurgun'a daha çok benzetiyorsun. Vurgun'a benziyor diye biz de onu kırmadık. Tamam. Adını ne koydun bunun? Düşünüyor musun? İyi ben vallahi merak ettim acaba adını ne koyacak? Acaba ne koyacak? Koy Yaşar. Senin isim fikirleri var mı abi aklında? Ya öyle bir isim fikrim yok ama genelde bizde hep soyuna doğru gidiyoruz biz. Misal Aloş var. Toros'un oğlu Aloş'tan dolayı ismini Aloş koyduk. Kral var. Toros'un oğlu Kral var. Krala yani soyundan daha çok isimleri kullanıyoruz. Abi bunlar Aloş'a dayanıyordu değil mi bir ucu? Tabii bir ucu. O zaman işte, sen bir tanesinin adını Vural koy abi. Vural. Bak bu tamam. Bu mantıklı. Bunu tamam. Bir tane köpeğimde. Güzel. Bunu isim, ismini lisansladım. Bunu bir tane köpeğimde Vural. Vural hani. Aynen. Güzel. Aynen. İsmini lisansladım. Harun Köybaşı koydu. Hangisi olur bilmiyorum. Büyüdüğü zaman görürüm abi. İnşallah Allah'ın izniyle. Vural. Çok güzel isim lan Vural. Ben de çok beğendim bak. Abi maşallah. 40 bin kere mi derler? 1001 kere mi derler? Allah razı olsun. 40 bin kere maşallah abi. Tüyleri kadar ömürleri olsun. Allah razı olsun. İnşallah böyle beraber güzel günler geçirirsiniz diyelim. İnşallah. Hayvanlar da burada mutlusun çünkü tabii gayet ki güzel bir yer yapmışsın. Evet. Misafirhanemiz var. Misafirlerimiz geldiğinde çok güzel ağırlayabileceğimiz, oturabileceğimiz. Çoğu zamanımızın dışarıda arkadaşlarımızla filan burada zaman geçiriyoruz. Bizim için güzel oluyor, zevkli oluyor. Onlarla birlikte uyumak, o sesle birlikte. Kimi insan diyor ya nasıl yatıyorsunuz, yatılır mı burada? Bize nenni gibi geliyor işin açıkçası. Olmazsa evet. Uyuyamam diyorsun aynen değil mi? Aynen. Şehirde yatamıyoruz bir sabah. Abi ben tekrardan burada sizi kabul ettiğin için, bize bu ne ayrıcalığı demek sunduğun için çok teşekkür ederim. Ala Türkiye'ye de bu yakışır Ala Türkiye, diyoruz. Evet.
Farklı oldu. Eş dost çok aradı. Sağ olsun Kırıkkaleli Murat olsun, Yunus Çavuş olsun. Severim ikisini de. Özellikle Yunus Çavuş'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Alçıcı Murat'a, Yunus Çavuş'a sağ olsunlar, bizi bir araya getirdiler burada. Evet. Murat abiye de teşekkür ediyorum. Kırıkkaleli Murat, evet. Halil abiye de teşekkür ediyorum. İsimlere değinmişken böyle insan abilerini, kardeşlerini unutmak istemiyor. Erol Metin'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Erol abi de sağ olsun bize çok destek oluyor, yardımcı oluyor. Kesto. Evet. Buradan hepsine bol bol selam olsun. Selam. Abi vurgunu dedik ya, şöyle bir kapıya çıkartalım olur diye. Abi vurgunun hemen şöyle kemerini, Türkiye şampiyonu kupalı vurgun, dünya starı demişiz. Evet. Bunun boynuna asacağız vurgunun. Evet. As. Ve gururla taşıyacak onu. Aynen. Türk çoban köpeklerimiz Türkiye'yi yurt dışında da gururla temsil ediyor değil mi abi? Yani şöyle güzellik yarışmalarında falan. Yani dünyanın bir ucunda şu anda Türkiye Türk köpekleri çok önde. Yani inanılmaz derecede. Şey dedin, Çin'de bile dedin. Çin'de bile Orhan abinin zorba olsun, kırıklardan olsun. Orhan abi, Gemici Orhan. Gemici Orhan, İstanbul'da evet. Gemici Orhan'a da selam olsun. Selam olsun. Yani çok köpek var. Misal Toroslardan olsun, Cemal Dener Çin'e gönderdi. Yani Çin'de çok var Türk köpekleri ve de inanılmaz derecede dünyanın her yerinden takip ediyorlar yani. Her yerinden biliyorlar. Ki Çin dünyanın köpek konusundaki en gelişmiş ve bu soy korunmaya falan en çok özen gösteren ülkelerinden birisi. Çin'de köpek piyasası müthiş bir şey. Bir piyasa çok, var. Çok müthiş bir şey. Bir de besledikleri yiyecekler, onları bunları bize gösteriyorlar. Bazı görüştüğümüz insanlar var misal. Müthiş yani. Öyle söyleyeyim. Çok popülerler yani. Bir de Türkiye'nin köpeklerine dünya çapında çok büyük ilgi var. Evet. Çok kaliteli köpekler, çok güçlü köpekler olduğu için. Milli değerlerimiz, çok, kangalımız, tabii, akbaşımız, malatlımız, aynen. Anadolu çoban köpeğimiz. Evet. Hepsi bizim milli gururumuz, milli değerlerimiz. Evet, coğrafyamıza has. Aynen. Çok kökenli, tarihi çok ciddi olan köpekler, evet, soylar. Getir. Hepsiyle de gurur duyuyoruz, evet, biz. Şampiyon vurgun geliyor sevgili izleyiciler. Evet, şöyle biraz yürüyelim abi vurgunla beraber. Gel. Vurgun. Bu abi boynundaki ne demiştin ona? Boynuna astığımız kemer. Kemer böyle şampiyonalarda falan astığınız kemeri değil mi? Aynen. Üzerine? Rahatsız ediyorsa onu idareten alalım, çıkartabiliriz. Alalım onu. Şöyle özellikle göğüs yapısını falan da izleyicilerimiz görsün diye söylüyorum. Yalnız tutarım, sıkı gerçi tut, seni çeker. He? Kısa tutmalısın ha. Aynen, kısa tutacağız şöyle. Vurgun gel yavaşça gezelim. Gel dur. Şunun ucunu tutayım ben, sen tut. Aynen abi, beraber ha, tutalım tut, da. Vurgunu da ufak bir gezdirmiş olayım şöyle, hatıra kalsın. Evet. Haydi bakın. Şöyle vurgunla ufak bir yürüyüşe çıktık. Abi çevredeki köpeklerle vurgunun arası nasıl? Çevrede öyle bizim gibi kolay kolay köpek yok. Sürülerde var. Onlarla da vurgunu çok böyle haşır neşir etmiyoruz. Kimseye, hiçbir köpeğe değdirmiyoruz. Yaklaştırmıyoruz. Daha önce hiç böyle beklenmedik bir çarpışma yaşadınız mı abi? Yok. Dağda falan. Yok. Öyle, vurgunla. Yok, öyle bir şey olmadı. Yani şu an vurgun sana geldiğinden beri vukuatı da yok. Yok, yok. Bize geldiğinden beri el bebek, gül bebek. Gerçi insan köpeğinin burnu çizilse insanın canı yanıyor. Üzülürüz. Yani. Aynen, ben üzülürüz. Şöyle bir ufak bir şey olsa yani, bir yerine bir şey olsa insanın içi gidiyor. Evet. Bu da dış kapının alarmı mı abi? Evet. Karşıdaki. Aynen. Birinci seviye güvenlik duvarı. O da bizim. Bu arada abi şunu da söyleyeyim, coğrafyanız muhteşem. Evet. Ya benim Türkiye'de en çok yaşamak istediğim şehirlerden birisi Mersin. Evet. Benim için ayrı bir manevi değeri var Mersin'in. Mersin şöyle güzel, şöyle söyleyeyim. Biz buradan 30 kilometre sonra denizdeyiz. 30 kilometre sonra rakam 1000 yükseklikte. Şu an kaç rakımdayız abi? Şu an abimiz? 1000 yükseklikteyiz. 1000 denizden. Rakımdayız yani denizden. 1000 rakımdayız. 30 kilometre 15 dakika sonra yolumuzu gördünüz. Çok iyi. 15 dakika içerisinde denizdeyiz yani. En büyük avantajı Mersin'in abi, Mersin, güzelliği bu. Mersin harika bir yer. Adana her şeyiyle güzel. Evet. Yani Adana gibi bunaltıcı bir şey de yok Mersin'in. Ucuz. Yani Çukurova, yeşillik, limon, portakal, mandalina, karpuz, kavun, marul, her şey buradan çıkar Tarım Türkiye'ye. Tarım desen var, hayvancılık desen var. Aynen. Var. Her şey. Yöresel lezzetler desen, organik desen. Ya Mersin bambaşka bir yer ya gerçekten. Evet. Çok güçlü bir köpek. Olağanüstü güçlü bir köpek. Zaten gücü tartışılmaz bir şey.
Bu arada sevgili izleyiciler, videomuzda değinmek istediğim bir diğer husus da hayvanların istismar edilmesiyle ilgili. Biz Alatürkiye YouTube kanalı olarak hayvanların istismar edilmesine kesinlikle karşıyız. Hayvanlara zarar verilmesine, hayvan haklarının korunması yönünde. Hayvanlara zarar vermeyelim değerli izleyiciler, hayvanları koruyalım. Kürşat abi, buna bel tasması takmış olsan hiç tutamazsın değil mi? Evet. Ya biz rahatsız olsun istemiyoruz. Bel tasması da kullanmıyoruz. Çünkü o bacakların arasında onu rahatsız edebilir. Bel tasmasını genelde böyle sıyıran köpeklere kullanıyorlar. Boynundan çıkarana. O da zayıf köpeklerde genelde herhalde. Yani bu köpek özgür ve sıkıntısız gezecek. Evet, Alatürkiye YouTube kanalının değerli izleyicileri, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şehir şehir geziyoruz, gerçekten ciddi emek harcıyoruz. Açılmayan kapıları sizler için açıyoruz. Sizden ricamız kanalımıza abone olmanız, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeniz ve videomuzu beğenmeniz olacaktır. Abi ben çok teşekkür ediyorum bizi burada misafir ettiğin için. Biz de teşekkür ediyoruz. Alatürkiye'ye teşekkür ediyoruz. Böyle bir kıymetli çekim yaptığı için biz de sizi takdir ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Böyle güzel bir başarılar elde ediyorsunuz. Her şey sizin emeğinizle. Tabii ki eşin dostun da desteği var. Çekimlerinizin daha güzellerini, daha iyilerini, başarılarını diliyoruz. İyi bir çekim oldu. Evet. Yakında inşallah hep birlikte Vurgun hayranlarıyla birlikte, Toros hayranlarıyla birlikte seyrederiz. Yakından görmüş olurlar. Evet. Vurgun'u. Böylece Alatürkiye YouTube kanalı aracılığıyla izleyicilerimiz Vurgun'u yakından tanımış oldu. İlk kez böyle bu kadar yakından Vurgun'u yanaklarını seve seve güzel bir video yaptık. Profesyonel güzel bir içerik oldu. Hoca olan. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.